...Ufuk'la ilgili kişisel fikrimi söyleyebilir miyim? Sen de bana katılacaksın. Ee, bu dünyada ve bu çağda... ...bu kadar saf ve iyi niyetli kalabilmiş... ...çok nadir insanlardan birisin sen Ufuk. Gerçekten. Dümdüzsün. Ee, ve iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Sen onu daha yakından tanıyorsun. Evet tanıyorum. Katılıyor musun bu fikrime? Niye? Ya Ufuk bildiğiniz gibi bir insan değil çünkü. Nasıl peki? Yani laf taşır. İnsanları birbirine düşürür. Yalanlar söyler. Fitneci ficur. Cık. Yani keşke göründüğü gibi bir insan olsa. Laf taşıyıcı mı? Evet. Başka? İftiracı. Hayır, iftira atmam. Ve çocuğumu elimden aldırmaya kalkan bir insan. Çocuğundan şüphe edip DNA testi yaptıran bir insan. Evimin in adresini başka insanlara veren bir insan. Başka birisine hiçbir şey vermedim. Yani e, şöyle söyleyeyim. O zaman ben sözlerimi geri alıyorum. Bu dünyada gerçekten bu. Esra Hanım benim... Feci bir insan yani. Epilepsi ilacı kullandığım için aydan aya eczaneye gitmem gerekiyor ilacımı Evet. Abime. Ufuk gitmiş bir ara demiş ki eczane... Tabii Hı. ben eczanedeki insanlara dedim ha, ki... Bağlansın, bağlansın bağlansın, Dün ben, ben sen eczaneye... dün ben seni dinledim. Hı. Gitmiş demiş Hı. ki benim karım kayıp, ilacını bana verin. Hayır. Ben, eczanedekiler beni arıyor Şule Hanım, Ben arattım seni. Ufuk Bey geliyor, sizin ilacınızı istiyor, <laughs> ne yapabilirim? Öyle demedim ben. İlacı bana verecektim çünkü tanıyordu. Daha önce ilacını aldım ben. Ben de ilacını vermeyin dedim. E, eşim Ayrıca şöyle dedi. şöyle bir şey söyleyeyim. Bir arayın dedim nerede o, olduğunu öğrenmek için. çok Adresini bilmiyordum. Ben bir Bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey söylemek ha. istiyorum. Ufuk şunu da yapıyor. Erkenden kalkıp anneanneme gidiyor. ...anaannem benim evime polis ekibi gönderiyor... Evet. ...kaynanam benim eski çıktım erkek arkadaşımla yargılıyor... ...ve Ufuk benim geçmişimle yargılanıyor... Geçmişim. ...anaannemler beni iş çamaşırlarımla sokağa atıyor... İçim. ...Ufuk bunu biliyor karakola geliyor... ...aşkım ne oldu... ...e ne olsun annenin ablam beni sokağa attı... ...sonra bana diyor ki benim annem 85 yaşında... ...yukarı çıkamaz... ...ya affedersiniz çok özür dilerim... ...annesi yukarı çıktı ayaklarıyla... sokağa attılar. Evet beni sokağa attı bağlansın komşular ya. Abi, görenler bağlansın ya. Öyle bir şey olmadı. Ya Allah ben orada değildim ya. ki. Anneannen ne de dedim. Ya gitme gitme ya. Gitme kelimesi kullandı. Anneannen Ben değildim? dün, dün ha söyleyeyim sana. Kısmen. Bu olayı görenler Annenin. oldu mu? Heh. Efendim? Senin sokağa atılışını o halde görenler oldu mu? Tabii ki de oldu Hülya Hanım. Olmaz Görenler oldu mu? doğruyu söyler mi? Evet. Hı hı. Evet. Öyle bir şey yok mu da? Abi sabahleyin dedi ben gideceğim dedi. Kayınvaliden sokağa attı. Evet. Nasıl atar ya? Anneannem Atmış. hatta şöyle bir şey oluyor. Kayınvaliden atıyor görümcemle ikisi. Anneannem ev telefonunu arıyor. Diyor ki görümcem. E, i̇smini veriyor gidiyor diyor. Anneanne de diyor ki konuşayım. bırakın Şule nereye giderse gitsin. Siz çocuğu alın elinden diyor. Görümcem de diyor ki aman diyor annesinden bir hayır görmedik çocuğundan ne hayır göreceğiz diyor. Nasıl Ve bunu yani ya? duyuyor ya hiçbir müdahale bulunuyor. Abi ben ya. orada değildim Yanında ki. Yanında mıydı o sırada? Evet evet yanındaydı Nasıl Esra yanındaydı? Yanındaymışsın. Yanınday Atılırken mi? Evet. Öyle bir şey yok. Önünde Öyle bir değil olay mi? yaşandı mı? Öyle ya... bir olay ben sabahın ben gideceğim. 5 şey 5 ay sonra geri döneceğim dedi. İnanmadım. Hı. Beş, dört yıllık, dört yıl hapis cezam var dedi bana. Bir Sabah saniye kadar. bu Haziran'daki barışma hikayenizin sonundan bahsediyorsun. Evet. Evet. Sen işe gittiğinde... İşe gitmedim. İşe gitmedi, gitmedi, o gün izinliydi. Gitmedim. Sabahleyin ben anneannesine gittim. Sabahleyin karşı anneannesindeydim ben. kardeşlerin Şuraya şurayı evden attı Ömer. Ömer, Ömer, de anneannesini arıyor. Anneannesi de altınları çal çalacaklar, kaçacaklar diye. Ömer kim? Onun yeğeni. yeğeni. Yeğenin kaç yaşında? O 11 yaşında. 11. O da seninle miydi? Hayır. Değildi. O, mi? o değil. Anneannesindeydi. Ben evde sadece annemle birlikte. Ben onun e sen yanında onu onu de bir anlatır mısın Ufukcuğum? Bir de senden dinleyelim. Bak ben, ben, seni masum diyordum da neler çıktı altında? <laughs> i̇ftira atıyorlar. <laughs> Hı. Evet. O Dürüstünü anlatın. söyleyeyim ben. Hayır atmıyorum. Bana şöyle. dedi. Bunu gitmeden önce dedim. On, kaç gün önce dedim. Yani dokuz gün önce bana söyledi ben gitmek zorundayım dedi. Nereye gideceksin dedim. Gitmek zorundayım dedi. Ablamlara ve anneme söylemiş. Ben işten geldim. Gitmek zorundayım dedi. Ne, ne için gitmek zorundayım dedi. Gitmek zorundayım dedi. Yani benim 5 yıllık benim cezam var dedi. cezası varmış hapse gidecekmiş. Yani kaçmak zorundaymış. Anneannesinden davaları varmış. Ne davası varmış söyleyin bana. Ne davam var anneannemle arasında? Anneannemle aramda ne dava var? Anneannemle annemin arası bozuktu. Annem anneannemi uzaklaştırma aldı. Anneannem de bu kağıdı yırttı. Yani bu dava tamamen anneannemle beni ilgilendiren bir konu. Hmm. Ama bu konuda Ama beni eşimle... Sen de annemi anneni uzaklaştırma aldın? Efendim? Sen de mi anneni Davalar uzaklaştırma var. aldın? Hayır, Onu mahkemelik niye oldular? Hani onu merak özel değilse söyleyin lütfen. Annem, üvey babam ve anneannemle ilgili... Bir de benimle ilgili diyeyim. bu. Anladım. Ve ben bunu eşime anlattım. Hı -hı. Dedim ki eşimle kaynanama. Yani aslında seni mağdur ettin, seni mağdur oldun, üzüldüğün incindiğin, yaralandığın bir olay oldu. Evet. Anneannen, annem ve üvey babanla ilgili. Evet. E Bundan dolayı siz mahkemeliksiniz. Evet. E, Annenin de sana yaklaşması yasak mı normalde? Hayır. Değil. Peki. Değil. Evet devam edin. Ben bu durumu e, görümce, pardon özür dilerim. Kaynanamla anlattım anlattığımda dedim ki. Hı. En son. Buradan gidelim dedim. Çünkü <laughs> kaynanam evi satmayı düşünüyordu zaten normalde. <laughs> Satma Anne satayım. dedim, bu evi dedim böyle bırakalım. <laughs> hani kiraya verilecekse kiraya verelim. Biz dedim <laughs> bir başka ev tutalım. Sonuçta biz alt üst oturuyorduk Esra Hanım. Biliyorum. Ben sürekli alt kattaydım. Değişen bir şey olmayacaktı gene. Hep aynı anda olacaktık. Bana dedi ki başka kaynanam, bir yerde hayat evet, kuralım evet, dediniz. Evet, evet, evet. Yeni bir hayat kuralım. Anaannemlerden uzak dedim. Ben durumu anlattım, ağlayarak anlattım. Annenden hatta. ve anaannenden uzak annemden değil sadece anneanne. anneannemden. Evet. evet. Ondan sonra bana dedi ki kaynanam. Peki kızım, tamam dedi. istediğin gibi olsun dedi. Tutalım evi dedi. Arkasından görüncemli kızı geldi. Ondan sonra ben onları da anlattım bir bilgileri olsun diye. Son yarın ev bana neden hani gelin el kızı aldı anneme götürdü demesinler diye. Hı -hı. Anlattım. Bunlar bana tamam dedi. Ama Ufuk akşamdan sabaha kadar mahkemeyi geri al, mahkemeyi geri al. İyi hissetmedi, yüreğim iyi hissetmedi. Ufuk dedim, Bıra tamam dedim. Gitmesini izin vermedi. Beni yalnız gideceklerdi. Yalnız Hayır, annesinden ben seni... gidecekti. Hayır ben seninle gidecektim Ufuk. Sen benden değil. Hayır, sen ben alacağım bavulları bile ya hazırlamıştın sen. Hayır ben sen. sizinle gidecektim ben, ben, ya. Ben gidemezsiniz dedim. Ben kızımı alırım sen bir şey yapamazsın dedim. Hayır da. ufuk doğruları o, ben seninle ben gidecektim. Ben öyle, öyle söyledim. Ben kendisi yanında değilim. Ben kaynanam dedim. Yani al ortalık dedi. şöyle yangın yeri e, sen kendi ailenden aslında problem ben, ben senin problemin. Istemedim. Ne sonuç var ne sonuç Yüzleşmek ufuk. istedim ben aracı olmuş aslında değil mi Anneanne seni barıştırmak isteyen bir Aynen. iş var sorun burada değil. Ya dünyanın gelende. Ben istemiyorum anneannemi dedim. Senin de anneannemle görüşmeni istemiyorum. Çünkü anneannem eşimi dolduruyor. Ne, ne diye dolduruyor mesela? Senle ilgili hani... Ya Şule'yi bırak, Şule seni kullanır, Şule paranı yer. Ki ben Ufuk'un parasına dokunmuş bir insan da değilim yani. Siz varlıklı mısınız Ufuk Bey? Hayır. Yani aileniz hani ne bileyim daha mı iyi düzeyi? Yok, bir, bir ziynetleri var, An onları aldı gitti zaten. Ha anladım. Ama evet, ha, senin paranın evet, paranı yemekle. vardı, onu aldın gittin. Ama... gittin. Ama neden gittin? Ama senin ziynetlerini ben ne yapacağım ki? Ufukcum. Sana ait olan bir şey o. Hayır, tamam. hayır. Ha, onun altınları değil mi? Aynen evet, ona ait olan bir şey. Ya. Bana ait olan bir şey de ki evladının evi, evladının karına Şu altınlar için düğünün ilk günü normalde düğün bozulur, kavga çıkar, aileler birbirine girerler. Ben altın için hiçbir zaman kavga Ama etmedim ben. Senin karına, Bu geldiğinde hiçbir şey söylemedim. Ufukçuğum senin karına takılmış takılar zaten onun aynen hakkı mı? Hakkı. Yani onu istediği gibi kullanabilir. Evet. Alırdı, da, satardı, da, takardı değil Ama mi? Ama tekrardan istemesi bana ağır şey. Aynılarını bir daha mı istedi evet. senden? Ha, onu yapamaz işte. Eşihan ee, Peki canım. anneanne. ...seni hep suçluyor, evet. yani paranı yer, seni kandırır, seni mağdur eder. Hı -hı. Niye sana böyle bir şey yapıyor anneanne? Esra Hanım, benim anneannem şunu söyleyen bir insan. Ben Ufuk'tan ayrılıp anneannemin kapısına gittiğim zaman... ...anneannem bana dedi ki... ...şöyle dedi, sen kendinden emin misin dedi, Ufuk'tan mı bu çocuk dedi. Evet dedim anneanne, eminim. Ne demek bu ya? İşte. Ondan sonra dedim benim anım ak, ben DNA Anladım, testi yaptırdım. Ufuk da bunu istemiş zaten. O zaten ananesi biliyor. Peki, senin çocuğun olduğunu zaten Şu anda ben de biliyordum. konuşmuyorum. bunu daha sonra konuşuruz. Tamam. Çünkü bu bugünün konusu değil. Tamam. Yani bu soru benim için çok önemli. Aslında bir DNA testi yapılma olayı öyle bir... alalade durup dururken senin bu çocuk senden değil demenle değil aile içerisinde yaşanan bir krize çıkıyor. Ben bunu öyle sonra bir şey demedim ki. Konuşacağım. Şimdi tamam. sizin düğün görüntüleriniz geldi. Aynen. Ee, çok güzel bir düğününüz aynen, olmuş. Aynen aynen. Ee, Eksiksiz. Senin ailen hani Ufuk'la evlenmen konusunda ağır bir kelime ama hani iyi yere gittin. Anneannemin ilk konusu. Anneanne. Dediğini zannetmiyorum. Seni çünkü. evlendirmek için kendini paraladı. Evet. Ayırmak için de kendini paralıyor evet, anneanne. Yani ben lütfen Hamiyet Hanım'la da sonra konuşmak insandır. istiyorum. Hangisi gerçek Hamiyet Hanım'ın duygusu? Yani evlensin evlensin mi diyor, ayrılsın ayrılsın mı diyor. Anneannem sadece benim evliliğimi bozmadı ki, annemin evliliğini de bozdu. Peki.